Kampanya, belirli bir amaç doğrultusunda ve belirli bir zaman içerisinde hedef kitleye gönderilen mesajların stratejik bir tasarımıdır. Kampanyalar, durum ya da sorunun yapısına bağlı olarak ticari kampanyalar, reklam kampanyaları, pazarlama kampanyaları ve halkla ilişkiler kampanyaları gibi farklı türlere ayrılabilir. Katlip, Center ve Broom halkla ilişkiler kampanya sürecini dört aşamalı bir modelle açıklarlar. Modelde yer alan aşamalar araştırma, planlama, uygulama ve son olarak ölçme ve değerlendirmedir. Bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar halkla ilişkiler, planlama, kampanya, uygulama, değerlendirme, dört aşama ve araştırmadır. Bu programı izledikten sonra halkla ilişkilerde kampanya kavramı nedir? Kampanya türleri nelerdir? Halkla ilişkiler kampanya süreci aşamaları nelerdir? Kampanya sürecindeki aşamaların önemleri nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Halkla ilişkiler kampanya sürecinin ilk aşaması araştırmadır. Araştırma, araştırma probleminin tespitiyle başlayan bir süreçtir. Araştırma problemi genel olarak iki veya daha fazla değişken arasında ne tür bir ilişkinin olduğu sorusu ile ortaya çıkar. Problemin ortaya çıkarılmasından sonra ise problemi çözmek için nitel ve nicel olmak üzere iki tür araştırma yönteminden faydalanılır. Nitel araştırmalarda genellikle insanların kendilerinin ve diğerleriyle olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayan ve daha çok karşılıklı etkileşim gerektiren yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında söylem analizi, derinlemesine görüşme, döküman incelemesi ve odak grup çalışması gibi çeşitli yöntemler yer alır. Nicel araştırma yöntemleri ise bilimsel olarak seçilmiş örneklerden sistematik bilgilerin sağlanması söz konusudur. En yaygın olarak kullanılan nicel araştırma yöntemi tekniği ise anketlerdir. Araştırma süreci içerisinde nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin de yardımıyla kurumlar için bir durum analizi gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu durum analizi halkla ilişkiler kampanya planlamasının temelini oluşturur. Durum analizi içerisinde yer alan SWOT analizi kampanya içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. SWOT analizi aslında durum analizinin kısa bir özetidir. Kurumlar bu analizden elde ettikleri bilgilerle planlama faaliyetlerini gerçekleştirirler. SWOT analizinin içerisinde dört kategori bulunur. Bunlar güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerdir. Araştırmadan elde edilen bilgiler bu dört kategori göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Bu doğrultuda bir kurum kendisi için nelerin tehdit ve nelerin fırsat yaratacağını kolaylıkla gözlemleyebilir. Ya da aynı kurum kendisinin zayıf yönlerini görerek nasıl bu zayıflıklarını gidereceği üzerine çalışmalar yapabilir. Halkla ilişkiler kampanyası sürecinde araştırma aşaması tamamlandıktan sonra sıra planlama aşamasına gelir. Planlama aşaması, araştırma aşamasında tespit edilen unsurlardan hareket edilerek kuruma fayda sağlayacak stratejilerin geliştirildiği aşamadır. Planlama aşaması içerisinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir. Bunlar sırasıyla amaç ve hedeflerin belirlenmesi, hedef kitlenin tanımlanması, strateji ve taktiklerin oluşturulması, medya taktiklerinin belirlenmesi ve faaliyet planının hazırlanmasıdır. Planlama aşamasının ilk adımı olan amaç ve hedeflerin belirlenmesinde adından da anlaşılacağı üzere neden kampanya yapılacağı ve kampanya ile neye ulaşılacağı belirlenir. Kampanya sürecinde amaçlar belirlenirken bu amaçların belirli nitelikleri taşımasına dikkat edilir. Bu doğrultuda amaçların sahip olması gereken nitelikler kısaca SMART amaçları olarak ele alınır ve incelenir. SMART temelde her bir niteliğin İngilizce baş harflerini nin birleşimiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Bu doğrultuda amaçların spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, uyumlu, hedefli ve zamanlanmış olması gerekir. Hedefler ise örgütsel amaçlardan gelişen ifadelerdir. Bu hedeflerin amaç kökenli, kamu odaklı, etki yönelimli, araştırmaya bağlı, açık, ölçülebilir, zamanla sınırlı, ulaşılabilir ve kabul edilebilir olması gerekir. Planlama aşamasının ilk adımı olan amaç ve hedeflerin belirlenmesinin ardından sıra hedef kitlenin tanımlanması adımına gelir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları genel kamular içerisinde belirli ve tanımlı kitleleri hedeflerler. Kampanya süreci içerisinde ise bu kitlelerin yaş, gelir, sosyal statü, eğitim gibi daha pek çok özellikleri analiz edilir. Yapılan bu analizler sonucunda kimlerle nasıl bir dilde iletişim kurulacağı tespit edilir. Doğru hedef kitlenin tespiti ve bu hedef kitlenin iyi bir şekilde analiz edilmesi kampanya amacı için oldukça önem taşır. Aksi takdirde yapılan kampanya istenilen hedefe ulaşamayacaktır. Hedef kitlenin iyi bir şekilde tanımlanıp analiz edilmesinin ardından ise bir diğer planlama aşaması adımı olan strateji ve taktiklerin oluşturulmasına sıra gelir. Strateji genel olarak bir yol haritası olarak düşünülebilir. Taktikler ise bu yol haritasındaki ufak hareketlerdir. Strateji ile ana mesaj temaları ve bunların genel olarak nasıl hedef kitleye iletileceği belirlenir. Taktiklerle de bu ana mesajların hedef kitleye ulaştırılması noktasında hangi yöntemlerin kullanılacağı belirlenir. Günümüz halkla ilişkiler kampanyalarında hedef kitlelere ulaşabilmek için oldukça farklı medya kanallarının kullanılması söz konusudur. Bu durumda planlama aşamasının bir diğer adımı olan medya taktiklerinin belirlenmesini karşımıza çıkarır. Medya taktikleri stratejik planlamanın görünen unsurudur. Bir halkla ilişkiler kampanyasında kullanılan iletişim araç ve taktiklerini dört ana başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Bunlar kişiler arası iletişim, örgütsel medya, haber medyası ve reklam ve promosyon medyasıdır. Medya taktikleri belirlenirken önemli olan hedef kitleye uygun mesajların doğru iletişim kanalları üzerinden iletilmesidir. Aksi takdirde mesajların istenilen hedefe ulaşması söz konusu olamaz. Planlama aşamasının son adımı faaliyet planının hazırlanmasıdır. Faaliyet planı öncelikle hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceğini, sonrasında ise her bir faaliyetin iç ve dış dinamiklerinin neler olabileceğini içeren bir çeşit eylem tasarısıdır. Bu doğrultuda faaliyet planları halkla ilişkiler kampanyasının uygulanması aşamasında yol gösterici bir nitelik taşır. Halkla İlişkiler kampanyasının üçüncü aşaması uygulamadır. Uygulama aşamasında önceden araştırılmış ve plana dökülmüş olan çalışmaların hayata geçirilmesi söz konusudur. James Grunick uygulama aşamasının beş temel amacının olduğunu belirtir. Bunlar mesaja maruz bırakma, mesajın doğru yayılması, mesajın kabul edilmesi, tutum değişikliği ve davranış değişikliğidir. Genel olarak uygulama aşaması, amaçların gerçekleştirilmesi için seçilmiş olan iletişim kanalları yoluyla belirlenen strateji ve taktikleri kullanmayı, mesajların doğru bir biçimde hedef kitleye gönderilmesini sağlamayı, bir zaman tablosunun hazırlanmasını ve bütçe planlamasına uyulmasını içeren bir aşamadır. Halkla ilişkiler kampanyasının son aşaması ölçme ve değerlendirmedir. Bu aşamada nasıl yaptık sorusunun cevabı verilir. Genel olarak ölçme, ilgilenen bir olayın ya da olgunun derecesinin ve miktarının saptanması amacıyla sonuçları sayısal verilerle ifade etmektir. Değerlendirme ise bir norm veya kriter ölçü kullanılarak bir şeyin değerinin ortaya konması işlemidir. Bu doğrultuda ölçme bir niteliğin ya da değişkenin sayısını belirlerken değerlendirme bu miktarın yeterlik oranını ve amacına uygunluğunu belirler. Halkla ilişkiler kampanyalarının ölçülebilir sonuçları olmalıdır. Ancak bu doğrultuda kampanyanın başarısı tespit edilebilir. Ayrıca ölçme ve değerlendirmenin kampanya başarısını ortaya koymasının yanında diğer kampanyalar için de bir yol haritası çizilmesine olanak sağlar. Halkla ilişkiler kampanyası içerisinde araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları yer alır. Araştırma aşamasında durum analizi gerçekleştirilir ve bu aşamada şu an ne oluyor sorusunun cevabı aranır. Planlama aşamasında ise strateji geliştirilir ve neyi, neden yapmalı ve ne söylemeliyiz sorularının cevabı aranır. Uygulama aşamasında ise geliştirilen strateji ve taktiklerin uygulanması söz konusudur. Bu aşamada nasıl ve ne zaman yapmalı ve ne söylemeliyiz soruları sorulur. Son kampanya aşaması olan değerlendirme aşamasında ise nasıl yaptık sorusunun cevabı aranır. Kampanya sürecinde yer alan her bir aşama kampanya başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle her aşamanın dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu programda halkla ilişkilerde kampanya kavramı nedir? Kampanya türleri nelerdir? Halkla ilişkiler kampanya süreci aşamaları nelerdir? Kampanya sürecindeki aşamaların önemleri nelerdir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Halkla İlişkiler Kampanya Analizi kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır. <laughs>